Herkese merhabalar, ben Berat. Ruby on Rails ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Authentication ve Authorization'ları konuşacağız. Bu iki kavram web programlamada oldukça önemli bir yere sahip. Biz kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini doğrular ve onlara bir yetkilendirme yaparız. Authentication, sen kimsin sorusunu sorarak kullanıcının kimliğini sistemimizde doğrular. Örneğin siz bir bankaya gittiğinizde, bankadan para çekmek istediğinizde banka görevlisine kimliğinizi verirsiniz ve kartınızı verirsiniz, hesap numaranızı verirsiniz. Banka görevlisi sizin kimliğinizi onayladıktan sonra o parayı ancak size verir. İşte bizim sistemimizde siz bir sisteme login olduğunuzda, hepsi burada ya, login olduğunuzda hepsi burada size bir token verir. Bu token sizin kimlik bilgilerinizi içeren şifrelenmiş bir string'tir. Tabii ki de sizin kimlik bilgilerinizi içermiyor. Sizin username'inizi içeriyor, sizin ID'nizi içeriyor ve rollerinizi içeriyor. Authorization ise bir sistemde sizin hangi role sahip olduğunuzu belirten yapıdır. Hepsi burada sistemine gidelim. Veya gitti gidiyor n11.com'a Trendyol'a gidelim. Siz Trendyol'da örneğin ürün eklemeye çalışırsanız, siz bir satıcı değilseniz, sistem buna yetkiniz yok diyecektir. Veya hepsi buradanın, Trendyol'un, gitti gidiyorun admin paneline girmeye çalışırsanız, sistem buraya giriş yetkiniz yok diye bir mesaj geriye dönecektir. Sizin yetkiniz olmadığı, hiçbir işlemi yapamadığınız sisteme authorization diyoruz. Eğer yetkiniz yoksa bunları yapamazsınız. Authorization'da kısaca sizin yetkiniz ne sorusunu soruyor. Peki token nedir? Token tabii ki şu ekranda gördüğünüz token şu anda JSON Web Token'ın web sitesinden alınmış bir kesit. Şimdi solda bir encode edilmiş, yani şifrelenmiş bir token'ı görüyorsunuz. Bu H256 algoritmasıyla şifrelenmiş ve bu şifreleme altında eğer decode edildiği zaman gördüğünüz gibi kullanıcının işte adı var ve ID'si var. Bu kullanıcının bilgileri var. Tabii ki JSON Web Token anahtar şifreleme yöntemini kullanıyor. Siz ona bir anahtar veriyorsunuz ve algoritma veriyorsunuz. Ona göre şifreliyor. Bunun dışında başka şifreleme algoritmaları da var. Bunlardan biri Trides algoritması. Bu kaba kuvvet saldırıları kullanarak kırılmaya çalışılabilen algoritma, fakat çok da başarılı olunamamış kaba kod saldırıları kullanılarak, kaba kuvvet saldırıları kullanılarak hacklenmesi veya kırılması. Onun dışında diğer bir algoritma ise RSA algoritması. RSA algoritmasının kırılması oldukça zor. Bu algoritma iki tane asal sayı kullanarak işlemler yapıyor ve şifreliyor. Tabii ki bizim burada kullanacağımız algoritma, bizim burada kullanacağımız şifreleme yöntemini Bcrypt belirliyor. Bcrypt ile şifreleyeceğiz. Şimdi Bcrypt'in de birazdan web sayfasına gideceğim. Fakat şu solda gördüğünüz string yapısı, bu karakterlerden oluşan şey, biz sisteme giriş yaptığımız andan itibaren. Yani username'ini girdin, şifreni girdin. Ya e-mail'ini girdin, şifreni girdin. Sistem size bir token veriyor. Yani şuradaki encode edilmiş bir yapıyı veriyor. Bu yapı bu şekilde olmak zorunda değil. Eğer JSON Web Token kullanıyorsanız bu şekilde olur. Ama JSON Web Token kullanmıyorsunuz, bunun onlarca farklı versiyonundan biri olabilir. Sağdaki yapıysa bu soldaki yapının şifresinin çözülmüş halidir. Şimdi bizim Ruby on Rails'te kullanacağımız 3 adet gem var. Bunlardan ikisi authentication işlemlerimizi yapacağımız, biri ise authorization işlemimizi yapacağımız bir gem. Device gemi Ruby on Rails'te oldukça çok kullanılan popüler bir gem. Bu gemin GitHub sayfasına gittiğiniz zaman bütün açıklamaları, gerekli açıklamaları göreceksiniz. Tabii ki ben bunun bütün kullanım senaryolarını göstereceğim. Device geminin böyle aşağıya doğru bu dokümantasyonları okumanızda bir fayda var. Birçok kullanım şekli var. Diğer bir taraftansa device token out gemi dediğimiz bir gem var.
Bu ise gene bizim authentication sistemimize yardımcı olacak. Authentication sistemimizde birçok işlemimizi daha rahat yapabileceğimizi sağlayan bir gem. Bu gemin de dokümantasyonu okumanızı tavsiye ediyorum. Buradan dokümantasyona giderek okuyabilirsiniz. Hatta oldukça güzel bir dokümantasyonu var. Böyle gidelim dokümantasyonuna. Burada çok güzel bir dokümantasyonu var. Bunu burada okuyup kendinize göre işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Daha spesifik şeylere buradan bakabilirsiniz ama ben bunların hepsini göstereceğim. Bu iki gem authentication için kullanılacak. Bir de authorization için kullanılan bir gem var. Onun adı da Pandit gemi. Pandit gemi de Ruby on Rails için oldukça önemli ve çok fazla kullanılan gemlerden biri. Authorization için kullanılıyor tamamen. Yani siz bir sistemde işlem yapmak istediğinizde, bir ürün eklemek istediğinizde sizin yetkinizin admin olması gerekiyor. Eğer user'sanız, kullanıcıysanız bu ürünü ekleyemezsiniz. Ancak adminler ürün ekler. Biz buradaki bütün spesifik işlemleri Pandit gemiyle yapıyoruz. Tabii ki bu gemin bu şekilde kullanımı gösteriliyor. Ben bu şekilde kullanmayacağım. Biraz daha farklı bir yapıda kullanacağım. Onları da ilerleyen videolarda tek tek açıklayacağım. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda Device geminin ve Device Token Out geminin kurulumunu göstereceğim. Device gemindeki token yapısı Bcrypt ile şifreleniyor. Hatta şöyle Bcrypt'in de web sayfasına gidelim. Ve şu anda Bcrypt'in GitHub repositorisindeyiz. Burada Bcrypt ile ilgili bütün işlemleri görebiliyoruz ve bizim bir aslında password şifremiz ve token'ımız tamamen Bcrypt algoritması ile şifreleniyor. Device gemi için konuşuyoruz şu anda bunu. JSON Web Token'da ise tabii ki farklı algoritmayla şifreleniyor ama burada Bcrypt kullanılıyor. İki algoritma da oldukça iki yapısı oldukça güvenilir. Herhangi bir sorun yok. Biz burada Bcrypt'i kullanacağız. İnternette diğer kaynaklarda JSON Web Token'ın da kullanıldığını görebilirsiniz. Bir sonraki videoda bütün bu işlemleri sıra sıra gerçekleştireceğiz. Bunu 2-3 video halinde yapacağım. İlk videoda kurulumları, ikinci videoda authentication'ı ve son iki videoda ise tamamen authorization üzerine odaklanacağız. Hoşça kalın.